Bugün Büyük Güney Türkiye depreminin birinci yıl dönümü. Depremin gerçekleştiği süreç zarfında hatırlanacağı üzere bir jeofizik mühendisi olarak tecrübelerim doğrultusunda birçok konuda bilgiler aktarmaya çalıştım. Takipçilerim değerlendirecektir. Şimdi o açıklamalarda odak konulardan birisini bu işte yapı anlamında ele alındığında yani kaçak yapılaşma konuları şeklinde özetleyebileceğim bir durum oluşturmaktaydı. Genel olarak bu noktaya vurgu yapmaya çalıştım. Şimdi bugün gözlemlemiş olduğum bir açıklamada yani konuyla ilgili bir yetkilinin vermiş olduğu bir demeç dikkatimi çekti. İşte bu depremden etkilenen iller içerisinde bir ilimizde yıkılan toplam bina sayısının yaklaşık %55'i ruhsatsız yapılar olduğu şeklinde bir bilgi paylaşmış kendisi. Yani şimdi bu noktada arkadaşlar işte o dönem anlatmaya çalıştığım noktaya geleceğim. Durum arkadaşlar kısaca yani genel konu odaklanılması gereken konu bu ülkemizde. Bu problemi eğer bir şekilde aşamadığımız takdirde bu sorunlar güncel şekilde güncelliğini koruyacaktır arkadaşlar. Yani ne kadar da yeni teknoloji kullanılsa, ne kadar yapıda uygun malzeme ele alınsa, yani bu tarz konular eğer bu noktada eğer bir başka türlü bir mekanizma dahilinde eğer kontrol altında alınmadığı müddetçe deprem olaylarında benzer türlü problemler yaşanmaya devam edilecektir. Benim kişisel kanaatim bir jeofizik mühendisi olarak bu yönde arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili olarak da yeri gelmişken bu açıklamayı yapmanın önemli olacağını düşündüm.